Ergün Diler, iki cümleyle mesaj. Soru sorma konusunda sanki biraz üşengeciz. Konuları anlama yerine etiketlerle, şablonlarla ve bize öğretilen, dayatılan ezberlerle gidiyoruz. PKK bunların başında geliyordu. Ama yaranın içine bakıp ne olduğunu anlamak yerine biz elimize iğneyi alıp dikmeye çalıştık. Hep klişe cümlelerle, hep aklı fazla barındırmayan menzili kısa bakış açılarıyla, Türkiye bulunduğu yer itibariyle asla ve kat'a kendi haline bırakılamaz. Dünya genelinde mücadele edenler burada da birek güreşi yapar ki yapmakta PKK hepimizin sorunu olmakla birlikte başta Kürtler bunun ne olduğunu hiç düşünmedi İran Kürtlerle çok uzun zamandır yakından ilgilenir çatışma olsa da Tahran mesafe tanımaz ve gereğini yapardı yani Kürtler İran'da çok mutlu değildi Kürtler iki körfez savaşı sonrası Irak'ta öne çıksa da hep Arapların günün birinde intikam alma korkusuyla yaşadı Barzani ve Talebani'yi Irak'ın bölünmesinden sorumlu tutuldu. İlk fırsatta gelip hesap soracaklardı. Geçelim Suriye'ye. Ne Baba Ezad ne kendisi Kürtleri insandan saydı. Beşer Esat İngiltere'de göz doktorluğu tahsili yapsa da burnunun dibindeki kürtleri görmedi. Görmediği için de kimlik bile vermedi. Ama Türkiye'de işler değişikti. Cumhurbaşkanı da, başbakan da, bakan da, paşa da, iş adamı da, artist de, futbolcu da olabiliyordun. Ama ne hikmetse Kürtler adına eline silah aldığını söyleyen PKK sadece Türkiye'yi kana buluyor ve askerimize, polisimize saldırıyordu. Özellikle asker ve polis hedef olarak seçiliyordu ki bunun adı Özgürlük Savaşı olsun. Yaşadıkları diğer ülkelerde kimlik verilmiyordu, güvenlikleri yoktu, ilerleme ve söz söyleme hakları yoktu ama Türkiye'de savaşıyordu ve kan döküyorlardı Neden? Konu burada başlıyordu Çok açık belli ki pek çok saldırı ve pusu PKK görünümlü yabancı servislerin işiydi Kürt çocukları kullanıyor ancak sonuç kendilerine yarıyordu Düşünün ki PKK için harcanan parayı. Dünyanın en pahalı savaşı PKK olduğu sürece iç politika ve dış politika bu gerginliğin izin verdiği ölçüde şekillenirdi. Her şeyin ortasına PKK'yı koymak gerekiyordu. PKK'nın adına konuşanlara bakmayın. Hiç kimse tek başına bu örgüte söz geçiremez. Geçmez, geçemez. İpi dışarıda çünkü. İngilizlerin aklını hiç okuyamadık. İki dünya savaşı yaşandı. Orta Doğu baştan aşağı değişti ama Ermeniler, Kürtler ve Filistinliler devlet sahibi olamadı. Vermediler. Oyun burada başlıyordu. Ermeniler ve Kürtlerle Türkiye, Filistinlilerle hem Türkiye hem Arap alemi zincirleniyordu. Siyaset çözüm bulma sanatı olduğu kadar rakibinin elini kolunu bağlama hüneriydi. Güç haline gelmesi muhtemel bir ülkeyi tehlike görüp elini sürmeden çökertebilme ustalığıydı. Nitekim yaptılar devam. Selahattin Demirtaş önceki gün nereye gitti? Brüksel'e. Orada ne olup bittiğini yakında öğreniriz. Ama Avrupa'daki önemli isimlerden Zübeyir Aydar bir açıklama yaptı. Tamamını okumanıza gerek yok. Can alıcı yeri sadece iki cümleydi. Kabaca şunları söylüyordu. Amerika sadece Türkiye ile konuşuyor, bizimle de konuşsun, bir masa kurulsun ve etrafında Türkiye ile birlikte Amerika ve Kürtler olsun. Biraz geri gidelim. Hakan Fidan'ın ve yeni dönemi tasfiye etmek için düğmeye nerede basıldı? Oslo'da. Peki Oslo görüşmelerini kim sızdırdı? İngiltere. Yani Zübeyir Aydar'ın temsil ettiği Avrupalı PKK masaya oturmak için alttan alıyordu. Aslında yalvarıyordu. Bu açıklamayla birlikte İngiltere gitsin, onun yerine Amerika alsın demek istiyordu nihayetinde onlar da filmin sonunu görüyordu böylesine uluslararası bir konsorsiyumun yönettiği bir terör örgütüne biz sadece milli gururumuz çerçevesinden baktık en büyük vatanseverler bunu kendi metotlarıyla çözmek istedi ne hikmetse hepsi de milli gururumuz nedeniyle olsa gerek silahla yola getirmeyi düşündü. Evet Kürtleri temsil ettiğini söyleyen PKK'yı silahla bitirebilirdik ama sorunu çözemezdik. Akıl başka bir şey söylüyordu. Zaten bölgede sadece bize karşı silah kullanan PKK'nın da amacı savaştı. Biz de bu oyuna hemen geri verdik ve 30 yıl sürdü. Batı bizim psikolojik sınırlarımızı da biliyor ve ona göre enstrümanlarla geliyordu. Batı destek yağdırıyor, Kürt gençleri daha çıkıp askere polise saldırıyordu. Özgürlük savaşı modunda gittiği sanılan bu operasyonun sonunda Avrupa eski Yugoslavya örneğindeki gibi gelip bölgeye çökmek istiyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir kez daha Türkleri yenmek ve parçalamak peşindeydiler. Biz de vatanseverlikle bu dalgaya rüzgar olduk. Kazananı yabancıların olduğu bir mücadelede kendi çocuklarımızı kaybettik. Bakın, Türkiye el altından Mısır'da ikinci Süveyş kanalını yapacaktı. Projeler bitmiş, gereken adımlar atılmıştı. Mursi bunun için hazır bekliyordu. Ama darbe oldu. Mursi indirildi, proje devam etti ve hayata geçti. Çok kısa sürede, yani bir yılda Sisi yeni kanalı bitirdi. Biz İstanbul Boğazı'nı gizli sahiplerinin elinden almak için kanalı İstanbul adımına attık. Gençlerimiz ayağa kalktı, kaldırıldı. Bize kendi topraklarımıza müdahale ettirmek istemeyenler dün ikinci Süveyş kanalını hizmete açtı. Sultan Abdülaziz 1. Kanal projesini en iyi bilen isimdi. Vizyonu ve ideali vardı ama bileklerini kesip öldürdüler. Onlar kanal yaparken İstanbul'un ileri gelenleri müzik ziyafetleriyle, resimlerle, içkili sofralarla gününü gün ediyordu. ...bugün de viskilik kotralarla aynı şeyi yapıyorlardı. PKK bizim bölgeye inişimizi tıkadığı için, görevi bu olduğu için... ...içimizdeki bazı vatanseverler için harikaydı. Bakın son 10 yılda hem Kürtleri hem Filistinlileri kucakladık. Yani 100 yıl önce kurulan oyunu bozmak için... İki kocaman adım attık. Uzun zaman sonra gücümüzü değil de aklımızı kullandık. Ne Kandil'den konuşanların ne Avrupa'da demeç verenlerin ne de bunların siyasetini güdenlerin bir anlamı yoktu. Kurgu dışarıda yapılmıştı. İçeridekiler figürandı. Devlet verilmeyenleri sarıyor sarmalıyorduk. Bizden beklenecek en son şeyi yapıyorduk. Bu nedenle dışarıdan yönetilen PKK bir anda ortaya çıktı. Barış ve kardeşlik sadece Avrupa'yı sarsacak ve zora sokacaktı. Petrolde, gazda rezerv para dolar da bizim sayemizde ayakta kalacaktı. Tabii karşılığında bölgeyi almak ve tarihi tekrar canlandırmak vardı. Bizi bölmek isteyenlere büyüyerek karşılık vermek vardı. Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Yabancılarla masada oturduk. Tamam ama PKK için neden bütün herkes topa giriyor? Biz bilmeden PKK Üçüncü Dünya Savaşı'nı mı başlatmıştı? Acaba Avrupa PKK dışında başka bir konuda tek vücut olarak yer aldı mı? Bunu en çok Kürt kardeşlerimiz düşünsün. Birbirimizi vurdurarak küçültüyorlar ama ya sarılırsak? Düşünün bakalım kim kazançlı çıkacak? Ne İstanbul'daki ne de bölgemizdeki baronlara kanın. Onların bu topraklardaki hesabı farklı. İçinde biz yokuz. Düşünün. Ergün Diler, Takvim.